7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 20 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 20 Kazanım Kavrama Testi 11. 350-290 işleminin sonucu kaçtır? A. 80 B. 60 C. 45 D. 602. 25-60 işleminin sonucu kaçtır? A. 33 B. 30 C. 25 D. 353. Eskişehir'de sabah 05.00'te hava sıcaklığı 11°C tur. Her saat sıcaklık 2 derece artarsa saat 12.00'de sıcaklık kaç C olur? A. 5 B. 4 C. 3 D. 24. 36 tam sayısının toplama işlemine göre tersi A. 28 tam sayısının toplama işlemine göre tersi B'dir. Buna göre A. B kaçtır? A. 64 B. 8 C. 8 D. 645 Bir okulun zil saati günde 5 dakika geri kalmaktadır. Bu okulun zil saati Cuma günü saat 17.00'de ayarlanıyor. Bir sonraki Perşembe günü saat 17.00'de zil saati kaçı gösterir? A. 16.00 B. 16.30 C. 17.00 D. 17.306 Aşağıda verilen eşitliklerde her şekil bir tam sayıyı ifade etmektedir. 6 4 8 13 7 olduğuna göre 0 ifadesinin sonucu kaçtır? A. 14 B. 15 C. 16 D. 177. 2 basamaklı en büyük doğal sayı ile 2 basamaklı en küçük tam sayının toplamı kaçtır? A. 99 B. 10 C. 0 D. 888. sayı doğrusunda gösterilen işlem aşağıdakilerden hangisidir? A. 3, 4, 15, 8 B. 3, 4, 15, 8 C. 3, 4, 15, 8 D. 3, 4, 15, 8, 9 Aşağıda verilen toplama tablosunda elde edilecek en büyük tam sayı ile en küçük tam sayının toplamı kaçtır? A. 7 B. 6 C. 5 D. 410. A, B, C birer tam sayıdır. Yukarıda verilen toplama ve çıkarma işleminde A, B, C işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. 36 B. 37 C. 38 D. 39 Cevap 7. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Matematik Ders Kitabı sayfa 20 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.